Merhaba retro severler. Ee, yeni bir vlog için masa başındayım. Ee, ama öncelikle kanalı bu video ile bulanlar için minik bir açıklama yapalım. Normalde retro video oyunu donanımlarının, e, retro oyuncak ve retro teknolojilerin incelendiği bir kanaldasınız. O yüzden yeniyseniz mutlaka diğer içeriklerimize de e, tercihen sondan başa olmak üzere bir göz atın derim. E, vloglarsa yani şimdi yapacağım gibi videolarsa e, öyle çok fazla editlemediğim ve e, öncesinde hazırlık gerektirmeyen laf gevelemekten kaçınmadığım bölümler oluyor. Daha çok editlediğim ve özellikle bu konuya odaklandığım videolara daha çok özendiğimi söylemem lazım. Bu vlog dediğim bölümlerin çok fazla özen istememesi, çok fazla edit istememesi yüzünden tam da şu anda olduğu gibi kısıtlı zamanları içerik üretimi için kullanabilmeme imkan sağlıyor. Ve katı bir format belirlemediğimden ya da içerik kısıtlaması koymadığımdan bu vlog dediğim bölümlere e, benim için dinlendirici bölümler oluyor diyebilirim. E, genellikle de yakın zamanlarda edindiğim bazı retro şeyleri gösterip o objeler hakkında bir şeyler söylüyor oluyorum. Dolayısıyla benim için de neyi ne zaman edindiğime dair bir kayıt niteliğinde oluyor yani benim için bir günlük fonksiyonu da var diyebilirim. Yani demem o ki bu arada sırada yaptığım bir format her zaman böyle şeyler. Yapmıyorum. Daha detaylı videolar yapıyoruz. Ee, yani bugün vlog yaptığıma göre retroya dair derinlemesine bir şeyler hazırlayamamışım demektir. O yüzden bu bölümde henüz sizinle paylaşmadığım, e, yakın zamanda satın aldığım ya da bana hediye gönderilmiş şeylere bakacağız. İlk olarak çok uzun zaman önce gönderilmesine rağmen neden paylaşmadığımı tam olarak bilmediğim bir paketten bahsetmek istiyorum. Hard diskimde paket açılış görüntüleri varsa videoya eklerim ama bayağı eski bir paket olduğu için görüntüler kayıp da olmuş olabilir. Bu paket canlı yayınlarımızda bizi yalnız bırakmayan İlker Sönmez arkadaşımızdan geliyor ve paketten 2 adet el konsolu çıkmıştı. Bir tanesi PSP 2004. Diğeri de bir adet ilk kasa Nintendo DS. E, i̇kisinin de bazı sorunları var ve ciddi anlamda bu iki cihazı da e, ayağa kaldırmak istiyordum. İkisini de tamir etmek istiyordum. E, fakat bunlara sıra gelene kadar Türk lirasının hızla değer kaybetmesinden dolayı e, gerektikleri ilgiyi gösteremedim kendilerine. Çünkü birkaç parça satın alınması gerekiyordu bunların ayağa kaldırılması için. O yüzden bunlar şimdilik beklemede. Yurtdışından dışından alışveriş de biraz zorlaştı biliyorsunuz. Hani kur artışından bağımsız olarak bazı ek vergiler ve uygulamalar da geldi. Şimdilik yurt dışından bir alışveriş yapma konusunda oldukça yüksek derecede motivasyonsuzum. Ama diyelim ki bunları ayağa kaldıramadım. Bunlar bir şekilde işe yarayacaktır. Birinin bir sorununu mutlaka çözecektir. Bunları gönderen İlker Sönmez arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Ve diğer pakete geçiyorum. Bu paket ise çok daha yakın bir zamandan. Commodore GEN TR forumundan arkadaşım olan Volkan Karcı'dan geliyor. İçinde gelecek bölümlere konu olacağını düşündüğüm çok güzel iki parça barındırıyor. Bunlardan birisi şöyle çıkarıp göstermek gerekirse bir adet 33 şöyle gösterelim. Diğeri bir adet handikam onu da şöyle gösterelim. Yani yakın zamanda bir 33 bölümü bekleyebilirsiniz. Özellikle içindeki oyunları göstermek istiyorum size. Büyük ihtimalle yine Durul'la yapacağımız bir video olacaktır. 3310 videosu. Diğeri ise sanırım 2000'lerin başından bir handicap. Açıkçası biraz daha eski bir model olsa e, belki de videolarıma e, çeşitli segmentler çekebilirdim. Ama bunu da açıkçası bir şekilde değerlendirmek istiyorum. E, belki de USB'den tanıtıp e, sırf değişiklik olsun diye bununla bir iki canlı yayın e, açabiliriz. Bilmiyorum yani e, aklıma şu anda e, bazı kabaca fikirler geliyor ama e, tam olarak ne yapacağıma dair de fikrim yok. Ama mutlaka bir demosunu kanalda yapmak istiyorum. Bu paketteki diğer bir parçaysa elimdeki arızalı IQ 501'i tamamlamam için gönderdiği yine kendince bazı eksikleri olan, tuşları eksik olan, köşesinde hasar olan bir IQ 501 görüntüsünün çok iyi olduğunu söyledi. Ben bende de açıkçası çok sağlam bir kasa ve tuşlar var. Yani benim için IQ 500 birimi tamamlamak için güzel bir e, fırsat oldu. E, tüm bu gönderdikleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu arada sadece kamerayı yollamadı. Kameranın diğer ekipmanlarını, pillerini vesaire de yolladı. Yani böylelikle kamerayı aktif bir şekilde size gösterebileceğim. Diğer bir hediye ise bu Camston Joystick dönüştürücü. Bunu da Ozan arkadaşım hediye etti kendisini ziyaretimde. E, hatırlıyorsanız Ozan'ın deposunu çekmiştik. E, o zaman yani el koyduğum diyebilirim <laughs> bir parça Sinclair Spectrum'un arkasındaki expansion portunu standart joystick girişine dönüştürüyor. Böylelikle yıllar içerisinde adam ettiğim bu Spectrum'a dair bir içerik daha çıkartma şansım oldu. Artık bu cihaza bir oyun yükleyip oynadığımı gördüğünüz bir videoda gelecek. Onu da bekleyebilirsiniz. Ama işte gelecek bir zaman gelecek. Böylelikle hediye faslını geride bırakmış oluyoruz. Şimdi retroya dair neler edindim ona bir bakalım. Yani satın aldığım şeylere bakacağız. İlk olarak şu VHS kasetlere bir bakalım. Bunları da İbrahim arkadaşımdan satın aldım. Şu netliği bir ya da ayarlamadan önce şöyle göstereyim size tek tek. Hatırlıyorsanız eski bir vlog bölümünde Size bir VHS kaset yığını göstermiştim. O kaset yığından hangilerini alacağımı, hangilerini saklamayı düşündüğümü paylaşmamıştım. Çünkü o sırada henüz karar vermemiştim. Ona karar verdim. İçinden birkaç tanesini seçip diğerlerini İbrahim'e geri yolladım, geri verdim. Bir tanesi bu Space Odyssey. Diğeri Batman. Bu Batman'le ilgili maalesef e, bir sıkıntı var. Bunun sadece son 7 dakikası var. Üzerine maalesef tarımcılıkla ilgili, e, hayvancılıkla ilgili bir belgesel çekilmiş. E, TRT TRT 3'ten sanırım. Bu kaseti de açıkçası Space Jam zannederek elime almıştım ama sonra üstünü dikkatle okuyunca bunun e, Looney Tunes karakterlerin yani normal Looney Tunes çizgi filmlerinin e, toplandığı bir kaset olduğunu anladım. E, bunun güzel tarafı en eski seslendirmeleri içinde barındırıyor olması. Bununla ilgili bir paylaşımı da e, Instagram'da yaparım yakın bir zamanda. E, çok güzel seslendirmeler, unuttuğumuz seslendirmeler kesinlikle. E, ama duyunca hatırlayacağınızı zannediyorum. O yüzden bu da benim için çok güzel bir satın alma oldu. Superman yine aynı şekilde en klasik en eski o bir kuş o bir uçak Superman'i 1940'lardan olması lazım prodüksiyonunun. Arkasında bir şey yazıyor mu? Bununla ilgili görüntü ve bilgi paylaşımını da yine Instagram'dan yapmıştım. Yani seslendirmesini oradan dinleyebilirsiniz. Bu da Ninja Kaplumbağaların ilk filmini barındıran bir video kaset. bunları İbrahim'den aldım. Bir de İbrahim'den iki adet Mega Drive kolu aldım aslında. Onların da görüntülerini video eklerim. Onları masaya getirmeyi unutmuşum. Diğer bir parçaysa şöyle net bir şekilde göstermeye çalışayım. Commodore Gentere'den Özgür Dereli'den aldım. Yani daha doğrusu verdiğim listeye göre hazırladığı bu kartuş. Bu kartuşta benim için önemli olan tek boyun var aslında. O da Hero. E, yaptığım kısıtlı denemeye dayanarak Hiro'nun sorunsuz çalıştığını söyleyebilirim. Özgür'e de teşekkür ediyorum. Bir de Letgo'dan şöyle toplu bir yedek parçalık arızalı ürünler lotu aldım. Ama ne kadar arızalılar, e, ne kadar kurtarılabilirler bilmiyorum. E, uygun fiyatlı bir lot olduğu için değerlendirmek istedim açıkçası ve lotta beni satın almaya ikna eden en önemli parça da bu. Atari 2600 kola oldu. Bundan elimde sadece bir tane vardı. Bunun, sadece bunun testini yaptım bu paketin içinden. Şimdi göstereceğim size ne olduklarını. Sadece yukarı yönü çalışmıyor. Yani en kötü ihtimalle kablo değişimiyle bunu fonksiyonel çalışan bir kola dönüştürebilirim ya da içerisindeki bir temassızlığı onararak on halledebileceğimi düşünüyorum. Kompleks yapıda olmadıkları için onarılmaları da oldukça kolay. Yani ben bunu onardığım zaman Buna verdiğim paranın tamamını çıkarmış oluyorum aslında. Diğer ürünlerse bir adet Atari 2600 Junior klonu. Şunu şöyle bir netleyelim. Evet, şöyle göstermeye çalışayım. Atari 2600 Junior klonu demiştik. Bir adet Star Drive, çok güzel bir klon. Daha önce bununla ilgili bir bölüm yapmıştım. Çok eski bir video ama Star Drive'ın ne kadar güzel bir klon olduğunu oradan görebilirsiniz. Star Drive yazıp aratırsanız kanalda çıkacaktır. Diğeri de bir Mega Drive klonu. Büyük bordlu klonlardan. Ee, i̇çini açıp bakmadım açıkçası. Bunları bir bölümde içlerini açıp bir bakabiliriz. Klon cihazlara bakıyoruz gibisinden. Ee, içlerini gösterdiğim bir videoda yapabiliriz. Diğer parçalarsa iki adet RF modülatör Famiclone kolları ve arızalı dediği satıcının iki adet klon Mega Drive kolu. Şöyle göstermek gerekirse. Bu arada funny clone kolları da şu PlayStation'a benzeyen dandik kollar. Testleri yapılmadı. Ee, bunların sadece dediğim gibi asıl ilgilendiğim parça Atari 2600 kolu olduğu için onu denedim. Onun da yukarı yönü çalışmıyor. Ee, ama çok az bir miktar ödediğim için e, gayet memnun olduğum bir alışveriş olacak diye düşünüyorum. Kolu Onardığımda bir de nadir kitaptan zaman kapsülü niteliğinde birkaç alışverişim oldu. Bunlardan bir kısmı 83'ten ya da şurada gördüğünüz lotun tamamı 1983'ten içinde e, magazin, kültür sanat, mizah ve e, bilim dergileri var. E, açıkçası zamanın ruhunu anlamak için bu farklı e, yayın gruplarından birer örnek edinmek bana çok mantıklı geldi. Neler aldığımı göstermek gerekirse. Bir adet 4 Nisan 1983 Hayat dergisi var. Ee, i̇çerikleri de çok keyifli. Bunların içindeki ilginç şeyleri sizinle zaman içerisinde paylaşmayı düşünüyorum. Instagram olabilir, yine YouTube olabilir. Ee, Fırt ve Gırgır dergileri yine 1983'ten e, 30 TL olduğu zamanlardan e, kalma. 582. sayısı Gırgır'ın. fırtınsa 376. sayısıymış. Ee, bunları incelerken şunu fark ettim... E, Problemler hiç değişmemiş açıkçası 1983'ten beri ama mizah anlayışı bir miktar değişmiş. Bu mizah dergilerinden birkaç görüntüyü ekranda paylaşmaya çalışırım. Siz kendiniz karar verin yani hala komik mi, değil mi? Ama problemler aynı şekilde devam ediyor. Onu da görmüş olacaksınız. Şöyle 1982'nin şöyle diyelim. Türkiye'de ve dünyada yılın sanat olayları başlıklı bir sanat dergisi 1 Ocak 1983'ten bir de bu bilim dergisi denen yayın var arkadaşlar. İkisi de 1983'ten biri Ocak ayından biri Mayıs ayından. Açıkçası başlıklar ilgimi çektiği için aldım bunları. Bir tanesinde <laughs> tıp sağlığınıza zararlı olabilir diyor ve içerisinde yani bu başka bir haber. Bir de içerisinde şey var. Rus şifacı bir kadınla ilgili bir yazı var. Dergide tıp kötülenirken. Rus şifacı kadın övülüyor bir şekilde. İçerisinde bilim kurgu hikayeler de var. Fakat bunları incelerken öğrendiğim değişik bir şey de oldu. Daha doğrusu hatırladım Daha önce bu formatta farklı dergiler görmüştüm. Derginin ilk yarısı şöyle göstereyim. Kuşe kağıt şeklinde hazırlanmış. İkinci yarısı ise saman kağıt şeklinde hazırlanmış. Bu içerisindeki konuların girizgahını, ilgi çekici kısmını kuşe kağıt kısımlarda paylaşmışlar ve daha sıkıcı, daha detay kısımları da bu saman kağıt olan kısımlarda daha sık yazılarla açıklamışlar. Daha önceden kütüphanelerde karşıma çıkan süreli yayınlarda bu yöntemin kullanıldığını görmüştüm. Ama günümüzde pek rastlanmayan bir yayın yöntemi olarak kendisini hatırlatmış oldu. Bir de yine 80'lerin başından, 1983'ten Türkiye'den o zamanlar dünyadaki bilgisayar gelişmeleri nasıl takip ediliyormuş ya da nasıl algılanıyormuş anlayabilmek için edindiğim Türkiye'de ve dünyada bilgisayar isimli Cumhuriyet gazetesinin eki var tarihleri ise şöyle 27 Mayıs 1983 15 Mayıs 1983 14 13 diye gidiyor. Günlük çıkmış bundan öncekiler. 7 ve 8'in arasında uzunca 2 haftalık bir ara verilmiş. Ee, i̇çerisinde ilginç birkaç reklam var. Ee, onları da zamanla Instagram'dan ya da yine e, YouTube'da bu kanalda belki de bunları inceleyen bir bölüm yaparız. Yeterince malzeme çıkarsa içinden. Ama eğer çok da bir malzeme çıkmazsa kısa videolar ya da Instagram paylaşımları olarak içerisindeki ilginç başlıkları ya da reklamları sizinle paylaşırım O yüzden Instagram'dan takip etmeyi düşünebilirsiniz bazı retro şeyleri de Bir de bu TV dergileri var benim için televizyon 80'ler sonu ve 90'larda izlenmiş bir şeydi 99'dan itibaren hayatımdan çıktı ve bir daha girmedi diyebilirim. Özellikle 90'ların ilk yarısında özel televizyonların da yarış halinde olması sebebiyle çok güzel şeyler izledik ve yayınlarımızda da bunlardan sıkça bahsettik. Bu sürekli bahsettiğimiz televizyon programlarının hangi yıllara ait olduğunu gösteren, hangi yıllarda ekranlarda olduğunu gösteren belgeler olsun istedim elimde. Bunları da tabii ki TV guide ve benzeri yayınlarla yapabileceğimi düşündüm. 1991'den 97'ye kadar sanırım 1995 hariç olmak üzere her yıldan bir tane TV Guide edinebildim. Yani televizyon dergisi edinebildim. Diğerlerinin ilk birkaç tanesinin adı TV Guide değil. TV'de 7 Gong isminde. Bunlardan bir bahsedeyim. Bunlar 1992'den. Şu 1991'den. 91 olanın kapağında TRT ve Magic Box'ın yılbaşı sürprizleri diyor. Bu bayağı olaylı bir zamandı diye hatırlıyorum. Yılbaşı programları tarihinde. Ee, Show TV'de yerli film hata, Teleon'un güldürüleri şeklinde bir kapak var. Ee, yani özel televizyonların Türkiye'de atak yaptığı dönemin. 1992'den iki tane dergi var. Normalde her yıldan bir tane edinmek istedim ben ama. Bunun kapağında Bizimkiler olması... Bunda da Alf Veda diyor konusu ilgimi çektiği için 1992'den 2 adet edinmiş olduk. Onun dışında şöyle biraz daha geniş açı netleme yapalım. Ee, şöyle 1993'ten bir dergimiz var. Netleme problemi var yine şöyle göstermiş olayım. Bunlardan dediğim gibi detay paylaşacağım zamanla. Şöyle 1994'ten bir dergimiz var. Şöyle 95 yok bu arada. 96'dan bir dergimiz var ve 1997'den şöyle bir Dergimiz var. Bunların içinden e, bazı görüntüleri videoya da ekleyebilirim. Daha sonra Instagram'dan da paylaşmayı düşünüyorum. E, yine biraz laf gevelediğim bir video oldu farkındayım. Buraya kadar ilgiyle izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Videoya tıklayanlara da teşekkür ediyorum. Sorun değil ama onlar kendilerine teşekkür ettiğimi bilmiyorlar. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.